Kuraklık Güneydoğu Anadolu bölgesini kara kara düşündürüyor. Bölgede %80 oranında verim kaybı bekleniyor. Yağışlar geçen yıla göre %56 azaldı. Baharda beklenen yağış görülmedi. Kuraklık üreticiyi vurdu. Bu sene kuraklık itibariyle bütün buğdaylarımız, arpalarımız, mercimeklerimiz zarar görmekte. Güneydoğu Anadolu bölgesi kuraklığın pençesinde. Bölgedeki yaklaşık 12 milyon dekar tarım arazisinde hasat yapmayı bekleyen çiftçiler umduğunu bulamadı. Güneydoğu Anadolu bölgesinde çiftçilik yapanlar kara kara düşünüyor. Zira bu yıl rekolte yok denecek kadar az. Zaten manzara da sapsarı çünkü bütün mahsul kuraklıkla birlikte tarlada kaldı. Tarımın yaygın olduğu Güneydoğu kentlerinde buğday ve arpa rekoltesinde %80, mercimekte %60 kayıp bekleniyor. 2020 ile 2021 arasında %54'lik bir yağışın azlığından bahsediyoruz söz konusu. Ve Nisan ayı itibariyle bir ay boyunca toplamda sadece 24 saat yağış yağabilmiş. Bu bölgenin tüm illeri susuz ekilen arazilerde %80'e ulaşan bir zarar var. Bir ziyan söz konusu. Anadolu'nun bereketli toprakları alarm veriyor. Zira milyonlarca dönüm ekili arazi susuzluktan kurudu. Hal böyle olunca sofralarımıza gelecek buğday ve nohut gibi mahsuller de hayvanlara yem olmuş durumda. Düşük verimin olumsuz etkileri de büyük olacak. Soframıza kadar hani yansıyacak bu işler. Hani belki hani ekmeklik buğdayın üretilmemesinden kaynaklı fiyatlar 3'e 5'e katlanacak. Dolayısıyla hani ekmeğe kadar hani fiyatı etkileyecek. Biz yani tüm bu noktalarda hani şunu diyebiliyoruz. Yani acil önlemlerin alınması lazım. Çünkü hani şu an ciddi kıtlığa doğru gidiyoruz. Çiftçiler afet bölgesi ilan edilmesini istiyor. Çiftçiler aşırı mağduriyete Güneydoğu Anadolu bölgesinde acil afet bölgesi ilan edilmesini istiyoruz. Ziraat Bankası'nda 3 yıl arayla faizsiz borçların ertelenmesini istiyoruz. Onun dışında mazot, gübrenin aşağı fiyatın bir aşağı çekilmesini istiyoruz. Bölgede hasat yapılmaması nedeniyle hayvanlar için de kışın saman ihtiyacı sorunu ortaya çıkacağı düşünülüyor.